Yaz tatili kar mevsimiydi. Büyük teyzemin kızı yeni öğretmen Sayma abladan aldığım Anderson'dan masallar. Parasını bir yere aldım hatırladığım bir çocuk romanı sanırım Kemalettin Turcu'nun Köprü Altı Çocuklarıydı. Kayıp adı da olmadı buna eklenen. Dönemin popüler çizgi romanı serileri Batman, Red Kit, Örümcek Adam vesaire. Ne almışlığım ne uçmuşluğum oldu. Sonraki yıllar koca koca adamları bunlara tiryaki göreceğim. Irgır tarzı bir popüler edebiyatla da bir temasım olmadı. Kese kağıdını çözerek okuma nesnesi yaptığımda kara olan Tarkan Bariz, Suat Yalaz çizimlerine bakmışlığım vardır. Almanya'ya gitmeden önce kütüphanemdeki tek çizgi kitap serisi Lucky Luck'tı. 80'li yılların sonunda bir vesile aldığım Milliyet Gazetesi'nin eki olarak verilmişti. Biz onu TRT çizgi film olarak izlemiştik. Batı'nın en hızlı kovboyu, tercümanın incisindeki Asterix ise sinema filmi olacak ilerleyen yıllarda. İlkokul 3. sınıf ünite dergilerimizde tanımıştım Peter Pan'ın hikayesiyle. Haziran diyarında Alice, Gül Kedisi, Ta Sabiye Mahallesi'nde otururken aklımda kalan masallar. Pollyanna, Pinokya hep bir yanlarımızı tamamladı, besledi. Büyüklerin büyük kitaplarından çok daha büyük ve gerçek öykülerdi bunlar. Zarifoğlu büyükleri masallar yazmaya kalkacaktır. Adlı anlamlı masallar katılasın. İlhan Kütüphanesi üyelik kartımı kullanarak aldığım masal Eflatun Cem Güney'e ait. Hani sonunda gökten üç elma düşen resimli hayal dünyaları. Kütüphane kolundan biri olarak Gazipaşa İlkokulu'nda ıssız adaya düşen adamla arkadaşı Cuma okuyorum. Daniel Defoe. Öğretmenimiz yaşıma göre büyük bulmuş, başımı okşadı. Alaaddin'in sihirli lambası, Kırk Haramiler, halamların evinde gördüğüm 12 yapraklı duvar takviminin arkasında bir senede okunsun diye yazılmış, resimlendirilmiş masallardı. Bir iki günde bitirmiş olmalıyım. Tabii çoğu Türk çocuğu gibi milli masallarımızla büyüdük. Hoca Nasrettin Fıkraları, Keloğlan ve ötesi. Sonra Beyaz Ferdi'de Rüştü Asyalı tiplemesine büründüğü keleşi olan masal hayallerden somutluğu adım attı. Abi oldukça biz masal anlatıcılara dönüştük. Masalları tek bir masalda karnı beden edemedim. Keloğlan ile Nasreddin Hoca aynı masalda pekala olabilirdi. Bu meclis gerçek üstünlüğü bile yaya bırakıyordu. Masallarla sınırlı kalmadı. Kuş diline de evrilecek şekilde büyüdü benimle. Hayat bir masaldı. Otobiyografimi yazmak için masalsı girişten daha gerçek bir cümle gelmedi aklıma. Bir varmış, bir yokmuş. Ortaokulda İngiliz hocamız Kenan Bey'in verdiği Van Deli öykülerden, Almanya'da kızımı aldığım Esva Aynmal izgahlarından çok daha başka bir şeydi. Bir var, bir yok olmak. Ne Heidegger'in varlık ve zamanı, ne Sartre'ın varlık ve içki. Belki Necip Fazıl'ın zamanı. Esatir evvelin olmayan tek kitap ve hayat öğretti ki, hayat oyun oyalanmadan başka bir şey değil. Masal yani. Hamburg dönüşü, merkebin üzerine sırasıyla cüsselerine göre küçükten hayvanların bindiği Grimm kardeşlerin Bremen mısıkacıları anıtındaki gibi bir masal. Pınarbaşı ilk mektep yılda okuduğum ilk masal. En tepede kanatlılar cinsinden horoz efendi vardır. Öter bir işe yarasın diye. Tam bir dayanışmadır. Hırsız savrulur, ev kurtulur. Masal olmayan bu pek büyük kitap bana hep fabular üzerinden konuştu. Masalım hiç bitmedi. Bir kaydıydım üzerime yaşadıkça aldığım yükler. Tahmin ettikçe tahammül etmeyi öğrenecektim. Bir emenli eşek kardeş gibi sinele yük olmamalıydı ruhum. Masallarım var, masalcı geldi. Böyle döndüm bir yıllık aradan sonra sosyal medyaya. Öyle de anlatacak masalları varsa masalcının ağzını açmadan bir anlamı da vardır. Merkebin kemikleri kalmış ama gökten bir maide gibi yemek çıkını taptaze adamın meselinden kinayeydi. Vatbat'a girmişsem Megit Ovası'nda yaşayan milyonlarca cana mal olan masal anlatmak içindi. Masal da vurur gibi güvekillerin biçildiği anlamsız savaşları anlatmak için. 75-76'lardan kalma. 99-2000'lerde heveslenme, masal romanlar gibi hep yarım. Tıpkı tamamlanmamış bir hayatın yarımlığı gibi. İlahi kalem noktayı koyduğunda, emri hak vaki olduğunda hepsi birden tamamlanacak ve bir anlam kazanacak. Ya kitap, kitap yüklü mihmar gibi semerimiz kalacak geriye, ya hayır duaya vesile bir eserimiz.
Anne ile baba ile ilgili cümle kurmak dünyanın en zor işidir. Şiirler yazabilirsiniz. Dilediğiniz resmi de boyalarla gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Ama anne ve babayla ilgili cümleleri kurmak çok zor. Benim babam harika bir adamdı gerçekten. İçindeki iyilik yüzüne vuran bir adam. Benim babam dendiği zaman benim arkadaşım demek. Çok kısa süren bir baba oğul ilişkisi oldu aramızda. Babam vefat ettiğinde ben 6,5 yaşımdaydım. Ama 3 yaş ve ondan sonrasını çok iyi hatırlıyorum. Bu 3,5 yılı 40 yıl anlatabilirim. Ve bitmez. Çünkü benim her gün elimden tutup evimizle Çınar'ın arası 120 metre ve hemen onun dibinde cami. Birlikte gittiğimiz bir baba. Kalp hastası bir baba. Ve yolda onu görenler mutlaka selamlaşır. Ve ona Mehmet Efendi diye hitap ettikleri için ben Mehmet'i anlardım ama bu efendi kelimesinin anlamını bilmezdim. O nedenle benim babam büyük bir adam diye düşünürdüm. Yolu yarım saatte gittiğimiz olurdu. Dönüşlerde de çok daha fazla süre gerekli olurdu. Çünkü biraz yokuştu yolun yarısından sonrası. İşte babamla o yolculukları şöyle düşünüyorum. Babam evde benimle konuşurdu. Evde bana soru sorardı. Ben de babama soru sorardım. Ve o sorularla benim mizacımın hatta şimdi düşünüyorum o kadar küçük yaşta olmasına rağmen kişiliğimin de tohumlarının atıldığı bir dönem olmuş bu. Ve şimdi yine düşünüyorum benim babam aslında benimle felsefe yapıyordu. Çünkü öyle geleneksel ortamlarda çocuklarıyla ilgilenmek, çocuklarına zaman ayırmak, hele çocuklarının sorularını cevaplandırmak öyle pek rastlanır örnekler değildi. O bakımdan babamla olan arkadaşlığımız bir sanki o benim hayalimdeki devimdi ve ben de onun arkadaşı. Benim babamın vefatıyla birlikte şunu yaşadım. Günlerce, aylarca evin eşiğinde akşamları babamı bekledim.
Bismillahirrahmanirrahim. Devrim Menderes çocuklarında 55 doğumlu Mustafa Ruhi Şirin'i bugün konuk etmek istiyorum. Mustafa Özel'di aslında düşüncem ama paralelinde yaptığımız derslerde Sabiye ve Rüşdiye dönemi üzerine bir konuşmamız olmuştu. Mustafa Ruhi Şirin ise çalışmalarının çok büyük bir bölümünü, neredeyse hemen hepsini çocuklara tahsis etmiş, eserler yazmış, vakıflar kurmuş, çok etkinlikler icat etmiş bir insan. Dolayısıyla sıcağı sıcağına aynı hafta içerisinde ikisini de vereyim arzu ettim. Tabii her okuduğumuz biyografiyi bir nesne gibi ele almıyoruz. Müşterek kesişen hayatlarımızda, kesişen yerlerde teğet dokunuşlar ve yol arkadaşlar üzerinden de bir şeyler konuşuyoruz. Şöyle bir takdim eyle bugün, duyurusunu yaptım dersin. İlaf-ı Beyt, Sabiye Rüşdiye derslerini yaptık en son Enderun serisinde. Bugün Devrim Menderes Çocukları serisinde 40 yaşlarında 1995'te, 40 yaşlarına 1995'te giren bir seçkin, seçkin Mustafa demek, Şirin adamı konuk ediyorum. Bir nesne olarak değil, değen, dokunan hayatlar olarak. Önce kroniklerde masallarım yazısını paylaşıyorum, sonra akış boyunca çocuk kütüphanemizi besleyen bir güzel adamın masalına eşlik edeceğiz. 24-29 Kasım demişim. 29 Kasım 1979 yılında bir Muharrem 1400'ün başlangıç yılıydı. Bir de artık yıl verdi. 44 senesinin neredeyse yarım asrını geride bırakmış oluyoruz. İzlettiğim kronik masallardaki bir dizi yabancı çizgi film ve Kemalettin Tuğcu benzerlerinden ki Ruhi Şirin'in Tuğcu için de bir kitap çalışması olmuş. Cahit Sarıfoğlu'nun örneğinde olduğu gibi. Sonraki dönemleri besleyen, kendi içimizden, kuşağımızdan, mahallemize yetişen bir adamı sahip olmak bir iftihar konusu. Şair, çocuk edebiyatçısı, en büyük iki etiketi. Ailesiyle ilgili bölümü videoda kendi ağzından babasıyla ilgili. Hatırlattım ki bir çocukluk paylaşımıydı. Mustafa Bey Trabzon Oflu'ymiş, bir köy çocuğu. Geriye kalan Aralık ayındaki 4 dersimizin isimlerini görüyorsunuz. Aslında 6 tane gözüküyor değil mi? Köyünde başladığı ilk öğrenimi Maçka ve Ahlat'ta tamamladı. Yani yine bölge okulları, orta öğretim Of'ta tamamlamış. Tabii ya, 12 Mart sonrası yazmamız lazımdı şuraya. 74-78 kaç yaşları yapar? 20'li yaşlar. Yüksek öğrenimi iletişim üzerine. Onu da radyo, TV programı bölüm üzerine yapmış. Çocuk iletişimini seçecek hayatında ve radyo ve TV programlarında da çocuklar üzerine çalıştığını görüyoruz aşağıdaki akışta. 21 yaşında ilk şiirini Pınar'da yayınlamış. Sonra Nesil, Gerçek, Küçük Dergi, Kültür ve Sanat, Hisar, Türk Edebiyatı, Yunan İşler, Argos, Mavera, Yedi İklim, Diriliş, Kaşgar, Dergah gibi dergilerde çoğunluğu hikaye tarzında olan, bazen şiir, bazen de araştırma yazıları olan çalışmalara imza atıyor. Ve aldığı branş üzere, yani iletişim üzerine meslek hayatı TRT bünyesinde gelişecek. 77'de TUSAŞ'ta memurluk yapmış. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin sanat tarihi eğitim programlarına da devam etmişliği var. Bitirdiği de değil, devam ettiğinden bahsediliyor. 79'dan sonra çocuk edebiyatına yöneldi. Yani 24-25 yaşları ilk çeyreğinin sonrasında. 1979'da Hicret Şiirleri Yarışması Teşvik Ödülünü aldı. Demin vermiştim, 1979 1 Muharrem, Hicri 1400 yılında başlangıcıydı. Bu da nereden çıktı diye, Hicret Şiirleri Yarışması denmesin diye tam da hoş bir şekilde 29 Kasım'a denk gelmiş anlatımımız. Güzel bir tevafuk. 25 yaşları demektir, 12 Eylül sonrası dönem onun açısından. Pek siyasi bir kariyeri arkada bırakmadığı için demek ki TRT'de tasfiye edilenler arasında Mustafa yer almamış.
programlara devam etmiş. 81'de TRT'nin açtığı prodüktörlük sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'na atandı. Radyolar için eğitim ve kültür programları hazırladı. 84'te İstanbul Radyosu Çocuk Yayınları Şef Prodüktörlüğüne atanarak çocuk yayınlarını yönetti. Eğitim ve kültür yayınları, denetim ve redaksiyon gibi ilerleyen yıllarda kurum içerisinde değişik geçişler yapıyor. 83'te Çocuk Edebiyatı Ödülü almış bir kurum üzerinden ve kitaplar görünürlük kazanmaya başlıyor dergilerdeki yazılar sonrasında. Masal mektuplar bunların ilki. Hem bir mektup türü içinde sayılabilir edebi olarak hem de bir masaldı aslında mektupta anlattıkları. 83 yani 28 yaşlara 30'a doğru. Altın Kiremitli Saray, Leyleğin Aklı takip eden aynı sene içerisinde birçok kitap sığdırmış. Bilgi Ağacı, Yüzük Taşı, Gökyüzü Çiçekleri bunların hepsi 83'te basılmış peş peşe masal kitapları. 12 Eylül sonrasında Özal'ın anavatanı kurmuş olduğu yıllar, siyasi hayatın başlamış olduğu dönem Mustafa Şirin çocuklarla bir iletişim kurmuş oluyor bizim mahallede. Çocuk Edebiyatı Ödülü Türkiye Yazarlar Birliği bünyesinde kendisinin üyesi. Tabiatıyla bunca 83'te eser patlaması yapınca ona veriliyor. 84'te Masal Çocuk adlı bir antoloji tedvin etmiş. 85'te Bebeğin Doğası yani şiirlerde hikaye, öykü, bütün hepsi çocuklara yönelik değişik tarzlar denese de yayınlanan bir bebek doğası şiir kitabı. 86-91 yıllar arasında İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı Yüksek Okulu'nda metin yazarlığı dersleri vermeye başlamış. Yine 86'lı yılların ortasında Dünden Bugüne Çocuk Edebiyatımız adlı 39 radyo programı yapmış ve buradan da ödüller almış. 3 senede 87, 88, 89, 90'lara doğru ardı arda Çocuk Edebiyatı Yıllığı çıkartıyor. Yani o yıl Türkiye'de yayınlanan çocuklara yönelik kitapların, çalışmaların bir dökümanı devamı gelmemiş. 3 sene ama böyle bir ihtiyacı da hissederek örneklik de bulunmuş. Evet, değişik bakanlıkların etkinliklerine, danışmanlık vesaire gibi diğer ana işinin yanında görünürlükleri de var. Onları burada saymışız. Artık TRT bünyesinde çalışmanın getirmiş olduğu ve TRT'nin de yurt dışı yapımlarla ortak ilişki içine girmesinden mütevellit çocuklar söz konusu olduğunda temas kurulan bir isim olarak Mustafa karşılarına çıkıyor. Bu da onun uluslararası tanınırlığını artırıyor. Habitat toplantısı Türkiye'de yapılmıştı o seneler. Sivil toplum kuruluşlarının burada sözcülüğünü yaptı. Kitaplar devam ediyor. Kara Altından Bir Kelebek, Guguk Saat'in Kumrusu, Çocuk Kalbimdeki Kuş, Gösteriş Çağı Çocukları, masal, şiir, araştırma, değişik türler ve tabiatıyla sahada eser veren insanlar da çok az olduğu için neredeyse 200 senede bir çocuklarla ilgili ödül veren kuruluşlar onu buluyorlar. 89'da Gülücük adlı TV çocuk programı ile 89'da Ekrem Oymak adlı arkadaşıyla beraber ödül verilmiş kendisine. 90'lı yıllar devam ediyor. Kaftağında Uçurtma bir antoloji. Ve ayrıca bir kurumla da 90'lı yıllara girmiş olacak. 55 doğumlu 35 yaşları Çocuk Vakfı. 91'de Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı Üçitlik eserinde Mustafa Ruhi Şirin'e yer veriyor. Böylelikle edebiyat tarihçileri en azından sağ kesimin edebiyat tarihinde de bir ansiklopedik kimlik kazanıyor. Kuş Ağacı 92'de yayınlanan bir masalı ve bu da önemli bir ödül konusu oluyor. UNESCO Asya Kültür Merkezi resimli çocuk kitapları dalında paylaştığı bir ödül. Keloğlan'ın oyunu 92, Bülbül ile Leylek aynı sene, Her Çocuğun Bir Yıldızı Var gelecek sene vücuda getirdiği eserler. 95'ler 40'lı yaşları demektir artık.
Ve 95'te bizim aile tertiplerini Köln'de başlatmış olduğumuz yıl. İlk çocuklara yönelik metinleri de bu nedenle hazırlamaya başlamış olduğumuz sene. 96'da kendini çocuklara vakfetmek adlı bir çalışma ya konu ediyor. Necmettin Turnay'daki araştırmacı, yani kastettiği kişi Mustafa Ruhi Şirin, çocuk vakfı kurmuştu 6 sene önce. Çalışmasının adı Kendini Çocuklara Vakfetmek, Mustafa Ruhi Şirin örneği. Ninni Bebeğim Ninni 96'da bir başka antolojisinin adı. 28 Şubat görüldüğü gibi siyasi bir kimlik ortaya koymadığı için onun kendi gündemi değişmiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Aslan Kuş 98. Çocuk yüzlü yazılar, rüya sanatı, yayıncılık, televizyon, çocuk ve aile, çocukluğun kozası, 28 Şubat yıllarındaki eserleri, masal atlası, çocuğa adanmış konuşmalar, bir varmış bir yokmuş, kuşatılmış çocukluğun öyküsü. Böylelikle 20. yüzyıla, 21. yüzyıla giriyoruz. Hakkında kitaplar, makaleler, hatta tezler yayınlanmaya başlıyor. Beşir Ayvazoğlu'nun Kendini Çocuklara Adayan Adam, Mustafa Ruhi Şirin adlı yine adamak ve çocuk kelimesinin birlikte kullanıldığı bir çalışmanın konusu olmuş. Şöyle bir tanıtması var Beşir'in kendi kitabını. Afrika'da açlık, Bosna'da ve Çeçenistan'da acımasız savaş binlerce çocuğun ölümüne sebep olurken, köşe dönmek ne kelime? Bırakın Afrika'yı, Bosna'yı, Çeçenistan'ı, Türkiye'deki kimsesiz çocukları bile kalbinde biraz merhamet kırıntısı kalmış bir insanın uykularını kaçırma yeter de artar bile. Mustafa Ruhi Şirin, kalbi merhametle, göz pınarları yaşla dolu nadir bulunur adamlardan biri. Hani Sezai Karakoç bir şiirinde bir insan al, onu çöz çöz çocuk olsun der ya, Mustafa o insanlardandır. Çünkü içindeki çocuğu öldürmemiş, aksine sürekli çoğaltmış ve inanır mısınız 1977'den beri biri hariç bütün seçimlerde oy pusulasına çocuk partisi yazıp atmış biridir. 2000'li yıllar Çocuk Vakfı 10 sene önce kurmuştu. Birinci İstanbul Çocuk Kurultayı diye valilikle beraber bir çalışmayı imza atıyor. İlk defa bir çocuk kurultayı. Genel koordinatörlüğünü yapmış. Kent ölçekli sosyal politika metni olan İstanbul Çocuk Adil Eylem Planı mı diye bir yazı kaleme almış. Çocuklar için evet deyin. 2001'de dünyada UNICEF'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Çocuklar için evet deyin kampanyasını Türkiye Çalışma Grubu'nda sözcülük etmiş. Demek ki artık UNESCO tarafından da kültür örgütü Türkiye'de önemli bir isim olarak kabul ediliyor. Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu. 2001'de Türkiye Çocuk Hakları Koalisyonu'nun kurucular arasında yer aldığı sözcülüğünü yaptı ve AKP Türkiye'sine taşınıyoruz 2002'den itibaren. O kendi gündemi kurumları ile devam ediyor. Yıldız Sayan Ağaç, çocuk şiiri. Çocukluk ve Çocuk Edebiyatı adlı bir araştırma kitabı bu kez. Büyüklere tabii yazılmış oluyor. 2002 yılında başlıyoruz. AKP Türkiye'sinde o yıl doğan çocuklar şimdi 20 yaşlarında üniversitenin orta yerlerindeler. Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış, çocuk edebiyatı nedir ne değildir adlı bir başka yukarıdakini tamamlayan çalışmasını görüyoruz. Öyle olunca ilk kez bu tez kendisini buluyor. Beyhan Kenter adlı bir araştırmacım, çocuk şiirler üzerine bir inceleme ve Mustafa Ruhi Şirin konulu yüksek lisans tezinin konusu etmiş onu. Aşk olsun çocuğum, aşk olsun adlı 2004'te bir başka şiirimsi masal, bazıları hem şiire masal sayılabilir. Yani şiir kalınlığı yapmış ama masal anlatıyor. Mektup da yapmıştı, yukarıda görmüştünüz. Mavi Rüyalar Gören Çocuk 2004'te. Geceleri Mızıka Çalan Kedi adlı aynı sene bir başka çalışması. Yine aynı sene Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan adlı bir masal kitabı. Dünyaya Gülen Adam, Nasrettin Hoca fıkralarını bu adla toplamış. Ya dünyanın gül yalan değil de dünyaya gülen adam. Gülen bu kez Nasrettin Hoca
oluyor. Ebes Sobe deriz. Orada dünyayı bir isim gibi almış. Dünya kardeş Sobe diye dünyayı sobeleyen çocuk enteresan kitap adları da buluyor. Dünyanın en güzel 7 adlı 2012'de basılan bir çalışması. Okula giden kedi aynı sene. Aynı sene bir fahri doktora da veriliyor kendisine. Nerede? Kırklareli Üniversitesi tarafından. Çocuk hakları ve çocuk edebiyatına katkıları nedeniyle denmiş. Yine aynı sene, yani 12, Harflerin Kardeşliği adlı bir çalışması. 15, Keloğlan'ın Sevinci. 15 Temmuz sonrası 2016'lardan sonra yine gündeminde Mustafa devam etmekte. Her çocuğun bir yıldızı vardır. Kuş oyunu, çocukları uçuran masallar. Evet. Halen kurduğu 90'daki 30 sene önceki Çocuk Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor. Türk Yazarlar Birliği üyesi, İLESAM'ın üyesi. Bunun gibi bir dizi üye olmuş olduğu yerler var. Toplu olarak eserlerine yeniden bir bakarsak, yazmış olduğu dergilerden böyle bahsetmiştik. Yetişkinlere yönelik kitapları da çocuklar hakkında yazmış olduğu kitaplar, yani araştırma türü eserleri. Kitapları Romence, Makedonca, Almanca, Arapça, Farsça, İngilizce, Korece, Macarca, Özbekçe, Urduca dillerine çevrildi. UNESCO çalışan olmanın kazanımları. Şiirleri çocuk şarkısı olarak bestelendi. Evet, hakkında Ahmet Kavalcı sonrasında birçok biyografi, müstakil kitapları dışında ansiklopedik maddeleri de ona değiniyorlar. Bir tanesi mesela. Ruhi Şirin çocuk kalbinin kıyısında masal ırmaklarının nasıl aktığını yaşatır. Masal dünyasının çocuk rüyası olduğunu sezdirir. Bunları kitapların altlarına da gönderme. O masalları öylesine güzel anlatır ki her bir masal kendi güzelliğiyle yarışa çıkar sanki demiş. Gruplandırılırsa konusu çocuk olmakla beraber edebiyat türü açısından şu çalışmaları masal olarak adlandırılıyor. Çocuk şiiri grubunda yer alan kitaplarını görüyorsunuz. Çocuk öyküsü masaldan tür olarak öykü biraz farklı eserleri var. Denemeleri ama yine konu çocuk. Çocuk yüzlü yazılar, Dünya Kardeş Sobe, Aşk Olsun Çocuğum, Aşk Olsun adlı denemeleri. Çocuk şiirleri dışında şiirleri de var. Ve araştırma eserleri. Gösteri Çağı Çocukları, Yayıncılık Televizyon Çocuk ve Aile, Çocukluğun Kozası, Masal Atlası, Kuşatılmış Çocukluğun Öyküsü, Çocuk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı'nı Eleştirel Bir Bakış, Çocuk Edebiyatı Nedir, Ne Değildir, kronolojisine yaymış olduğumuz eserleri gruplandırırsak, bunlar da araştırma türü eserleri. Kendisiyle yapılan konuşmalardan nehir kitaplarda oluşturulmuş, çocuğa adanmış konuşmalar. Antoloji yıllıkları vardı, Çocuk Edebiyatı Yıllığı 3 sene yayınlamıştı söylediğim gibi. Ama masallar toplamış, Masal Çocuk, bunlar da yıllık. Çocuk şiirleri antolojisi toplamış değişik sahalarda, bunları da görüyoruz. Hayat Gibi adıyla da bir günlüğü mevcut Mustafa Ruhi Şirin Bey'in. Evet, kendisine seçmiş olduğu bir alanda velut bir şekilde dolu bir hayat yaşamış, sevimli bir çehreye sahip Mustafa Ruhi Şirin herhalde yazdığı onca eserle birçok çocuğun çocukluk yıllarında hayallerine girmiş, genetiklerinin bir yerlerinde yaşıyordur. Onların duasıyla hayırlı ömürler bulur inşallah. Gecemiz hayırlı olsun.